Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Çanakkale Milletvekili Sayın Muharrem Erkek. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 667 no'lu kanun hükmünde kararname üzerine Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz aldım. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Ve özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Bu ülkede, bu memlekette hiç kimse şehitlerimizin kanı üzerinden siyaset yapmasın. Şehitlerimizin kanı üzerinden de seçim yatırımı yapmasın. Bunu şehitlerimize, milletimize, Türk Silahlı Kuvvetlerimize yapmayalım. Suriye'nin birliğini, bütünlüğünü gerçekten samimi olarak destekliyorsak, ki bizim için çok çok önemli, Suriye'deki terör yapılarıyla da birlikte hareket etmeyelim. Değerli milletvekilleri, KYK ile ilgili değerlendirmeme geçmeden önce bugün AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı konuşma çok önemli ve vahim bir tabloyu ortaya koydu. Laik cumhuriyetle çok açık bir hesap olduğu çok açık bir şekilde ifade edildi. Sayın Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı bugün Avrupa'daki monarşileri örnek göstererek bu monarşilerde demokrasi olup olmadığını sordu. Buralarda da demokrasi var dedi. Monarşilerde de demokrasi var dedi. Tabii ki var. Ama Avrupa'daki monarşilerdeki demokrasi oralarda monarşi olduğu için değil, yüzyıllardır verilen demokrasi mücadelesinin sonucudur. AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan, İspanya'daki kralı, İngiltere'deki kraliçeyi maalesef üzülerek söylüyorum, herhalde başkan zannediyor. Onlar başkan değil. Onlar sembolik olarak orada görev yapıyorlar. Avrupa'daki monarşileri, o devletleri seçilmiş hükümetler, parlamentolar yönetiyor. Dünyanın her yerinde monarşi olsun, cumhuriyet olsun, başkanlık olsun, parlamenter sistem olsun, siyasi güç merkezlerinin meclisler, parlamentolar olduğunu sakın unutmayın. Demek ki laik cumhuriyetle bir hesap var. Demek ki ulusal egemenlik şahsileştirilmek isteniyor. Demek ki ulusal egemenlik milletten alınıp bir aileye devredilmek isteniyor. Bugün aslında ki grup toplantısının, AK Parti grup toplantısının özeti bu. Çünkü bizim cumhuriyetimiz yalnızca bir yönetim biçimi değil. Bizim cumhuriyetimiz aynı zamanda ulusal egemenlik. Egemenlik, egemenlik millet tarafından anayasada belirtilen yetkili organları eliyle kullanılır. Bu yetkili organlar yasama, yürütme, yargı bizzat saray rejimi tarafından yok edildiği için, kuvvetler ayrılığı yıkıldığı için işte şimdi monarşiler örnek gösterilerek belli mesajlar verilmeye çalışılıyor. Bu büyük bir talihsizliktir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ortadadır. Laik cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırmak yerine onu yıkmaya çalışmak maalesef hiç kimsenin de haddi de değil, gücü de hiç kimsenin yetmez. Bunu özellikle samimi olarak paylaşmak istedim. Ayrıca bugün Türkiye Tabipler Birliği'ne yapılan operasyon, bir hukukçu olarak, bir milletvekili olarak açıkça ifade ederim ki tam bir hukuksuzluktur. Düşüncelerine katılmayabilirsiniz ama düşüncelerini açıkladığı için hekimleri, üniversite hocalarını aynı Ergenekon, balyoz, kumpas süreçlerinde olduğu gibi sabaha karşı evlerde baskın yaparak almak hiç yakışmadı. Hiç yakışmadı. FETÖ'den ne farkınız kaldı? Ne farkınız kaldı? O insanlarla ilgili bir soruşturma yapılacaksa bir davetiye gönderip ifadeye çağırmak çok mu zor? Neden? Düşüncelerini açıkladığı için siz bu ülkenin gazetecilerini, hekimlerini, akademisyenlerini, insanların hapsederseniz bu memlekete en büyük zararı verirsiniz. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti maalesef saygınlığını sizin döneminizde çok yitirdi. Ama şunu asla unutmayın. İnsanları hapsedebilirsiniz ama düşünceleri asla
hapsedemezsiniz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, olağanüstü hal biliyorsunuz 12 Eylül darbe hukukunun tipik bir uygulamasıdır. Olağanüstü hal rejimi 12 Eylül anayasasıyla bizim içimize, mevzuatımıza girmiştir. Ondan önce yoktu. Ve siz maalesef 12 Eylül darbe hukukuna sarılarak şu anda ülkeyi yönetiyorsunuz. OHAL KHK'ları ile kanunları değiştiriyorsunuz. Genel kalıcı düzenlemeler yapıyorsunuz. Oysa OHAL KHK'ları OHAL bittiğinde ortadan kalkması gereken hükümlerdir. OHAL rejimi OHAL'in gerektirdiği konularda, yani FETÖ ile mücadele için kullanılmalıdır. FETÖ ile mücadele için. Erdoğan Ali'nin dediği gibi olağanüstü hal aslında olağanüstü hukuksuzlukların kanun hükmüne bağlanmasıdır. İşte o halin aslında 12 Eylül darbe hukukunun tipik uygulaması olan o halin anlamı budur. Ve siz maalesef o hal rejiminde Türkiye'yi bir felakete sürüklemeye devam ediyorsunuz. Şimdi meclis genel kuruluna, komisyonlara sunulmadan, komisyonlara görüşülmeden genel kurulun gündemine aldığınız KHK'ları bir irdeleyelim. Bir hukukçu olarak bence bu KHK'ların tamamı yok hükmündedir. Çünkü resmi gazetede yayınlandıktan sonra, resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe girdikten sonra anayasa ve işsiz hükümlerini birlikte yorumladığınızda 30 gün içerisinde bu genel kurulda tartışılmadan, görüşülmeden, karara bağlanmadan uygulamada olan KHK'lar aslında yok hükmündedir. Şu anda büyük bir hukuksuzlukla Türkiye'yi yönetiyorsunuz. Bu uygulamaların hukuksal dayanağı yok. Çünkü KHK'ları buraya getirip 30 gün içinde maalesef görüştürmediniz, karara bağlamadınız. Şimdi görüştüğümüz KHK'nın içeriğinden bir madde okuyacağım size. Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapan bir hüküm. Araç tescil belgesini araçta bulundurmayan veya tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takan sürücülere 92 Türk lirası idari para cezası verilir. Karayolları Trafik Kanunu değişiklik yapıyorsunuz. Neden? FETÖ ile mücadele ile bunun ne ilgisi var? OHAL FETÖ ile ve terörle mücadele için çıkarılmadı mı? Amacı o değil mi? Bakıyorsunuz birçok kanunda değişiklikler yaptığınız hükümlerin FETÖ ile mücadelenin hiçbir ilgisi yok. FETÖ ile maalesef mücadeleye de büyük zarar veriyorsunuz. Aslında mücadele edemiyorsunuz. Çünkü maalesef AK Parti kuruluşundan bu yana FETÖ ile paralel bir yapı olduğu için bugün bu mücadeleyi de samimi olarak gösteremiyor. O hali 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra bir fırsata çevirdiniz ve meclisi devre dışı bıraktınız. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi devre dışı. Türkiye'de maalesef bir saray rejimi hakim ve her geçen gün bu fiili tek adam rejimi tahkim ediliyor. Tahkim ediliyor. Bu vatan işgal altındayken bile kurtuluş mücadelesi, milli mücadele yıllarında bu meclis açıktı ve Gazi Meclis'te bütün kararlar tartışılıyordu. Bütün kararlar meclisten çıkartılıyordu. Her zaman örnek verdiğiniz Fransa'da geç kaldınız. Çok geç kaldınız. Bakın, her zaman örnek verdiğiniz Fransa'da OHAL KHK'lar hiçbir zaman çıkmadı. OHAL döneminde dahi KHK'lar çıkamıyor. Bütün düzenlemeler, Fransa'da terörle mücadele ilgili bütün düzenlemeler meclisten kanun olarak çıktı. Ama siz bunu yapamadınız. Çok geç kaldınız. Evet, bugün KHK'ları görüşüyoruz ama ben bir hukukçu olarak aslında yok hükmünde olan hükümleri görüştüğümüzü düşünüyorum. Tabii Anayasa Mahkemesi maalesef büyük vebal altındadır. Anayasa Mahkemesi resmi gazetede bu kanun hükmünde kararnameler yayınlandığı zaman yalnızca başlığına baktı. Olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamesi yazıyorsa ben denetleyemem dedi. Halbuki içeriğine bakmalıydı. İçeriğine baksaydı bunların aslında bir olağan dönem kanun hükmünde kararnamesi olduğunu görecek ve denetleyecekti. Çünkü siz darbeyi, yaşadığımız bu sıkıntıları bir fırsata çevirip OHAL KHK'ları ile bütün düzenlemeleri yapmaya kalktınız. Rektör seçimlerinin OHAL KHK'sa ne ilgisi var?
taşeron düzenlemesinin ne ilgisi var? Ekonomik alanda yapılan düzenlemelerin ne ilgisi var? OHAL rejimiyle demokrasiyi ve hukuku askıya alarak bu memlekete iyilik yapmadınız, büyük kötülükler yaptınız ve bugün barış isteyenleri, bugün kardeşlik isteyenleri, bugün demokrasi isteyenleri, hukuk isteyenleri gözaltına alıyorsunuz. Teşekkür ederiz Sayın Erkek.